Abi. He abim. Avukat geldi abi. İyi gelsin oğlum. İki de çay sele. Tamam abi. Merhaba Sadi Bey. Buyurun, hoş geldiniz avukatım. Bu da böyle ritüel oldu aramızda. Ben elimi uzatıyorum, siz hiç sıkmıyorsunuz. Demin Gemen'in lastiği patlamış. Onu değiştirdim de ellerim pis biraz o yüzden. Anladım. Belki de yıkanınca çıkacak türden bir kirlilik değildir bu. Yine bana laf sokuyorsun ya. Yine bana laf sokuyorsun avukat ya. Ha? Bak avukat. Sinsi sinsi bacıma yanaştın, onun aklını bulandırdın durdun. Gitmişsen şeytanlarla çalışırsan, onların avukatı olmuşsan, benim düşmanımın avukatıysan, geçmiş karşında oturuysan yine susuyorum. Bana acayip laf sokuyorsan, laf iteliysen ben yine susuyorum. Her insanın bir sabrı var da, benim de var. Yeter avukat hanım. Siz de adamlarınızı peşime taktınız, beni takip ettirdiniz. Ben bir şey demedim. Gizli gizli fotoğraflarımı çektirdiniz, ona da bir şey demedim. Annemi, babamı, okuduğum okulları, daha önce aldığım davaları araştırdınız. Ona da bir şey demedim. Ama siz de beni zorlamayın bence. Vay. Hadi hadi, ben senin sabrını zorladım. Mesela ne yapacaksın? Mesela ilk üçünü bana... Sen hele ilk üçünü. Aa, ben avukatım. Ben hukuk önünde hakkımı ararım. Peki... Ben sizin sabrınızı taşırırsam, sizi zorlarsam siz ne yaparsınız? Babanız gibi beni de öldürmeye mi kalkarsınız? Avukatsan ama elinde delil olmadan konuşsan. Ya benim delil bulma gibi bir çabam yok. Ben sadece babanızı öldürmenize engel olmak istiyorum. Bu iskele babası o kadar mı korkuyor benden? Ha, o iskele babası. Aslında ben korkuyorum Sadi Bey. Kendinizi telafisi mümkün olmayan bir duruma sokmanızdan korkuyorum. Hayırdır ya? Sen benim için niye korkuyorsun? He? Ya hele açık söyle ya. Sen benden ne istersen, düşmüşsün peşime ya, konuşsan. Ne? Sen niye benim için korkuyorsun kardeşim ya? Ben seni tanımıyorum, etmiyorum. Size bir hayat borcum var. Ve bunun karşılığını vermeye çalışıyorum diye. Fayda ya, fayda ya. Ne hayat borcu ya? Ya sen bana dalga mı geçsin? Nasıl bir plan yapmışsın siz ya? He? Ya dinime imanımı açık konuş ya.